Kuşadamış'tayız. Şimdi meşhur Katerina'nın Sarıkamış'taki av köşkünü geziyoruz. Köşk maalesef biraz bakımsız kalmış. Herkesin rahatlıkla içine girebildiği, duvarlarına yazabildiği bir şey. Evet, burada da ilginç bir gönderme var Katerina'ya. Yapıda her tarafta Rus esintisini görüyorsunuz. Bir tane de Rus sever var burada. Şöyle diyeyim, ne olur ki ben? Bütün odalarda yazı yazılmamış bir nokta yok neredeyse. Burada taban çökmüş. Şuradan kenardan atlayarak yan odaya geçelim. Evet, tavan çökmeye başlamış. Ve dışarıda Sarıkamış'ın güzel görüntüsü, karlarla çamların kombinasyonu. Acilen buranın tamir edilip turizme kazandırılması lazım. Şuraya bakın, taban çökmüş. Dünkü kazadan sonra korkar oldum ben. Anide duvar yıkılınca benim ağırlık fazla geldi. Herhalde burada da taban falan çökmesin. İşte dediğimiz gibi burada tamamen çökmüş. Burada da duvar bel vermiş. Bu duvarın ağırlığını bu zemin tahta taşımayacak gibi duruyor. Rus savarımız Katerina Sarayı'nı geziyor. Pardon, Rus severimiz Katerina. Ve penceresinden Sarıkamış. Herhalde Katerina veya Ruslar Sarıkamış'a geldiklerinde yabancılık çekmemişlerdir iklim mevsim açısından. Çünkü Rusya gibi soğuk yer Sarıkamış. Sarıkamış'ta biz de 3 kişiydik. Hasan, Bilal ve ben, Ahmet. Köşkün içinde ilerliyoruz. Bu köşk Rus işgali sırasında Çar 2. Nikolay tarafından yaptırılmış bir av köşkü. 6500 metrekarelik bir arazi üzerine kurulmuş 28 odalı bir köşk. 94 yılına kadar askeriye kullanmış. Sonra onlar terk edince maalesef bu kötü manzara oluşmuş. Tavandaki güçlü ahşap yapıyı görüyorsunuz. 1976 yılında askeriyenin yemekhanesi olarak kullanılıyormuş buraya. Burada askerlik yapanların anıları var. Tam yapım tarihi 1896 yılına denk geliyor. Aslında 2. Çar Nikola bunu hasta olan oğlu için yaptırmış bir rehabilitasyon merkezi şeklinde. Ama birçok yerde Çar'ın eşi Katerina için yaptırdığı söyleniyor. Burada peç ısıtma sistemi diye bir ısıtma sisteminden bahsediliyor. Burada da bir bunun bacası var. Aslında daha önceden burada çevrilmiş Türk filmleri de varmış. Aslında ilk yapılışında ağaçların birbirine geçerek yapıldığı, çivi kullanılmadığı söyleniyor. Gerçekten de bu tarihi ağaçlara baktığımızda bunu hissediyoruz. Rehberimiz çağırıyor. Burada şimdilik Kars görüntülerine ara veriyoruz. En kısa zamanda devam etmek dileğiyle. Sayın seyirciler, görüyorsunuz işte çılgın Türkler ilk defa karla buluştular. Karı alt etmeye çalışıyorlar. Nasıl bir kar bu? Sarıkamış kayak pistindeyiz. Burada kaymak kısmet olmadı. Şu anda da zamanımız yok. Uçağa yetişmek durumundayız. Bir gün inşallah nasip olur.
Mustafa hocam, Kars'taki rehberimiz 2 gündür bize sağ olsun Kars'ın güzellikleriyle karşılaştırıyor. Şimdi de Sarıkamış'a getirdi. Katerina'nın, biliyorsunuz Türklerdeki Katerina aşkı bambaşkadır. Katerina'nın av köşküne getirdi. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa hocam. Ben teşekkür ederim. Bize bu birkaç cümle söylemek ister misiniz? Konu önemli değil. Kars gezimiz veya duygularınız, ifade etmek istediğiniz. Sene şansımızdan dolayı fazla bir kar olmadı. Fazla kar görmediniz. Ama umarım... Evet, Ani'yi karlar altında görmek isterdik mesela. Evet, yani ben de isteğim oydu. Fakat bu sene... Neyse, çıldırı erimeden yetiştik en azından. Erimeden yetiştik. İnşallah sizler de mutlu olmuşsunuz. Biz çok mutlu olduk. İnşallah tekrarını yapmak isteriz. Doyamadık çünkü Kars'a. İnşallah. Seneye diyelim. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Osmanlı döneminde F-16'larımız yoktu ama yine de çok Rus düşürmüşüz.